Selam arkadaşlar. Şimdi sizlere bir battaniye örneğimi paylaşacağım arkadaşlar. Daha önce yaptığım battaniye örneklerim böyle kara battaniyelerim yapmıştım. Onu sizinle paylaşmıştım yapılışını. Şöyle ortadan başlayıp böyle ilerleyen bir kara battaniye yapmıştım. İki renkte yapmıştım. Hatta şimdi size bunun şöyle yapılışını göstereceğim. Şöyle uçlarını nasıl bir şekil aldığını, değişik bir model yaptım bunu, beğeneceğinizi umarak. Çok da güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle şimdi bunun yapılışını beraberce görelim. Ben şöyle bir tane örnek yaptım daha önce paylaştığım için bu ortayı yapmayı, o yüzden bunu hazırladım videomuzun sürmesin diye. Sadece size şu şekli nasıl aldığını göstermek için videomu başlattım. Arkadaşlar şimdi bu şekil battaniyenizi kaç şey yapmak isterseniz, ben 70 yaptım burayı. Bir iki sırada kenar örneğim gidecek. O yüzden 75-80'e yakın bir santim battaniyemin 70-80 civarı, 75-80 civarında olmasını umuyorum. Bakalım şimdi sizinle şöyle. Şimdi bak, şu şekilde yaptıktan sonra isterseniz bir sıra daha yeşil gidebilirsiniz üstünden. Burayı koparmadan önce şöyle benim yaptığım gibi ben iki sıra daha gittim. Şöyle koparmadan önce şöyle bir sıra daha yeşil gidebilirsiniz. Ama ben yeşil gittiğimi düşünerek şöyle şurayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şuradaki tam ters yönüne gideceğiz. Şimdi burada mesela şu örneklerim düz. Şöyle çevirdik, şu ters yönünden gideceğiz örneklerimize. Şu ters yönden gideceğiz. Bir ters bir düz gidiyor çünkü bu örnek. Ters yüzünü çevirdim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu şeyime başladım. Şimdi ipimi şöyle taktım. Tam iki uç var. Şu uçtan taktım. Şöyle bir atlatalım arkadaşlar. Sağlam olsun. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çektim. Aynı yerin içine şu ipimi de yanına alayım. 3 tane trabzan dolduruyorum. Örneğimizi burada devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan şu yuvaya atladım. İpimi de yok edeyim aynı zamanda. 3 zincir. Tekrar 3 trabzan. Zaten bu örneği biliyorsunuz. Çoğu arkadaş biliyor. Bu örnekten birkaç tane paylaştım. O sebepten sadece şu köşeleri yapmayı beraberce yapalım. Şöyle ipi kaydırıyoruz. 3 tane trabzan yine. Şu ipimi burada yok ettim. Arkadaşlar bunda çok güzel ipleri de yok edebiliyorsunuz. Ben arkaya bırakmadım. Hep iplerimi kaybettim. Şimdi şu köşeye battım. Kaydırdım. 3. 3 zincir çektikten sonra 3 trabzan yuvaların içine yapıyoruz. En son şu köşeye geldim. Köşedeki yuvama battım, kaydırdım. 1, 2, 3, 4 tane çektim zinciri burada. Çünkü şura çektirme olmasın diye döndüm. Hemen bu yuvanın içine ipimi kaydırdım. Bu tarafa geçmiş oldum. 3 zincir çektim. Zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Üst 3 tane trabzan dolduruyorum. İpi biraz kalın yaptım. Bunda da örnek daha güzel net çıksın diye yaparken yuvamın içine kaydırdım. Aynen örneğimizi burada da devam ettiriyoruz. Sadece ilmekleri azaltarak gidiyoruz arkadaşlar. Üç trabzanımı yaptım. En son geldim. Şu en sondakine battım, kaydırdım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, döndüm. Yine buradaki yuvanın içine battım. 3 zincir, yuvanın içine 3 tane trabzan dolduruyorum.
Bu şekilde gitgide sayılar azalıyor. En son geldim. Şu en son şuradaki bitişe. Buraya ipimi kaydırdım. 2, 3, 4 zincir çektim, döndüm. Şu ipimi kaydırdım. 3 zincir. Çektikten sonra yine buraya battım ipimi. Böylece bitmiş oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buraya da battıktan sonra ipimi burada bir zincir çekip ipimi burada koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada kopardıktan sonra tekrar burayı yapmamız gerekiyor. Yine burayı yaparken burası ters yön arkadaşlar. Hiçbir zaman şöyle düz olan yerden başlamayın. Şuralarda ters yönünden başlıyoruz. Yine şuradan ipimizi takıyoruz. Aynen şekilde böyle devam ediyoruz. Sonra buradan takıyoruz. Pardon. Yine buradan takıyoruz. Burayı yapıyoruz. Bu şekilde en son olacak şekilde böyle sırayla, yani şöyle gidecek. Bir oraya bir oraya yapmayın. Ters yönden. Örneğin şuraya yeşil gitmiş olsam, bir sırada yeşil gitseydim şura yeşil olacaktı. Ama böyle de mesela değişik bir örnek oluyor. Gitmeden de direkt örneğin üstüne yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben biraz hızlı anlattım galiba. Videomu sıkmadan anlatayım diye. Şimdi bu battaniyemin boyutuna geldikten sonra şu boyutunu nasıl hesapladım? Mesela şu kadar ördüm diyelim. Şu kadar ördüm. Şöyle kareyi ördüm. Kareyi ördükten sonra şu orta tam ortayla şuranın arasını, şurayı ölçtüm. Burayı ölçtükten sonra şöyle kaç santim oldu diye ölçtüm. Ondan sonra getirdim. Buradan mezromu bu kadar buradan tutarak buradaki santim kadar böyle serdim. Boşluğa getirdim. Nereye geliyor? Şu bu mezromu buradan tuttum. Nereye kadar geliyor? Buraya işaretimi koydum arkadaşlar. Ondan sonra bu çaprazdan böyle böyle alarak kaç santim olacağını aşağı yukarı tahmin ederek yaptım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ya da ben şuranın ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Mezrumu getireyim. Bir saniye bekleyin. Şimdi şurayı verebilirim size. Ne kadar olduğunu şöyle kare haline getireyim. Battaniyemi. Bak şimdi şurada şu morun bitişi tam ortadaki morun bitişi pardon. Şöyle baktığımızda tam ortadan burası 44 santim arkadaşlar. Şu orta. Siz de eğer aklınızda kalsın hani benim battaniyemin örneğini nasıl ayarlayabilirim diye düşünürseniz şuradan şura 44 santim. 44 de yapabilirsiniz. Ben mesela benim bu birazcık küçük oldu. 75 civarı zannedersem bir daha ölçeyim. Ben şimdi bir daha ölçelim arkadaşlar. Bu evet 70 santim. Benim bu birazcık daha büyük yapabilirdim ama ben onu ayarlarken bayağı bir çaba harcadım. Nasıl denk getiririm, nasıl santimini tuttururum diye. Ama sizin önünüzde bir örnek var arkadaşlar. Bunu buradan yaptığımız zaman 44 yaparsanız benimkinin boyunda olur, 70 santim olur. Ama siz birazcık daha 50 yapın. Battaniyenizi büyük yapmak isterseniz 46 yapın, 48 yapın. Hani siz battaniyenizin şeyine göre büyük ne kadar büyük olmasına bakıyorsanız biraz da benim bu ipim normal incelikte bir ip. Yani kalın bir ip değil. Ona göre de hesaplayın. Gerçi kalın ip de olsa oranın santim önemli zaten. Ona göre yaparsınız. Tığım 3 numara. Birazcık tığımı ben kalın tutuyorum bu örnekte. Şeyde böyle ip kalın olup tığ da kalın olursa böyle daha tok tok duruyor. Bu çok yumuşak oldu. Bu tavsiyeleri de verdikten sonra arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Abone olmak ücretsiz.
Beğeniyorsanız yorumlarınızı yazın, lütfen beğenilerinizi atın. Benim de kanalım birazcık daha gelişir, daha faydalı şeyler yapabiliriz inşallah sizinle beraber. Yine burada da bir anlamadığınız arkadaşlar ya da benim anlatmadığım, atladığım bir şeyler olursa lütfen yorumlara yazın. Ben altta yorumlara da size daha ayrıntılı açıklamalarını yazarım. İyi günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.